Satranç dünyasında bazı isimler dönemlerinin açık ara en kuvvetli oyuncuları olarak oynadıkları dönemi domine etmiş ve erişilmez görünen skorlara ve konumlara ulaşmıştır. Satranç tarihinde zaman zaman bu gibi durumlarda ve yeniliklerin nadiren görülebildiği, beraberliklerin çoğaldığı, oyunların ve sonuçların giderek standartlaşan kalıplara ve ezberlere sıkışıp kaldığı zamanlarda, satranç teorisinin artık tamamen keşfedildiği ve artık satrancın sonuna gelindiği gibi kanaatler oluşmuş ve temelde bu kanaatlerin motivasyonuyla çeşitli yenilik arayışlarına da girilmiştir. Mesela 1916 ile 1924 yılları arasında 8 yıl boyunca toplu gösteri maçlarındaki nadir yenilgiler dışında resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen satranç makinesi lakaplı dünya şampiyonu Capablanca, satrancın artık bittiğini ve her şeyin basit prensiplerle çözülebileceğini öne sürmüş. Ve satrancın giderek standartlaşması, kalıplaşması ve mekanikleşmesi karşısında alternatif bir çözümle bazı eklemeler önermiştir. Capablanca satrancı ismiyle anılan bu alternatif satranç versiyonunda satranç tahtasına iki sütun daha eklenmesini, yani satrancın 8 satır ve 8 sütun yerine 8 satır ve 10 sütundan oluşan 80 karelik daha büyük bir tahtada oynanmasını öngörmüştür. Eklenen iki yeni sütun içinde mevcut taşlara ek olarak Prenses ve Şansölye isimli iki yeni ve güçlü taş konulmasını önermiştir. Prensesin hareket yeteneği atla filin karışımı, Şansölye'nin hareket yeteneği ise kale ile filin karışımı olarak düşünülmüştür. Esasen Capablanca bu iki yeni taşı normal satranç takımına ekleyen ilk kişi de değildir. Tıpkı Timur satrancında olduğu gibi satranç tahtasını büyütme ve yeni taşlar ekleme fikirleri aslında Capablanca'nın önerisinden çok daha eski zamanlara dayanmaktadır. Mesela 1617 yılında Pietro Carrera bir kitap yayınlamış ve 8 sütun ve 10 satırdan oluşan bir tahtada bu iki yeni taşın eklenmesini önermiştir. 1874 yılında Henry Bird, yeni konulan bu taşların başlangıç konumlarını değiştirerek Carrera'nın modellemesine benzer bir öneri sunar. Gel gelelim, Capablanca'nın oynadığı dönemi domine eden bir dünya şampiyonu olarak yenilikler önermesi, bu yenilikleri benzerlerine nazaran çok daha dikkate değer kılar ve onun adıyla anılmasını sağlar. Nitekim Capablanca'nın bu önerisi, kendisinden sonra ilerleyen ve günümüze kadar gelen süreçte satranç üzerine benzer türlü çeşitlemelere de ilham kaynağı ola gelmiştir. Bununla birlikte tüm bu çeşitleme girişimleri yaygın olarak kabul görmemiş ve klasik satrancın yerini almaktan uzak kalmıştır. Çünkü satrançta zaman zaman tek düzelik ve durağanlık hakim olmuş gibi görünse de, gelişimin ve oyun teorisindeki yeniliğin sürekli olarak devam ettiği görülmüştür. Zira bir Hint atasözünde denildiği gibi, satranç bir sineğin içebileceği, bir filin yıkanabileceği bir denizdir. Satranç dünyasındaki yenilik arayışlarının kökeninde, bir nevi satranç romantizmi olarak da ifade edilebilecek olan ve satrancın gizeminin, çekiciliğinin ve heyecanının kaybolmasına, giderek mekanikleşmesine ve robotikleşmesine dair çeşitli fikir ve endişelerin yattığı söylenebilir. İşte bu nedenledir ki, satrancın teorik mekanik yönünden ziyade, tabiri caizse romantik insani tarafını temsil eden oyuncular, sayısal olarak kendilerinden daha başarılı oyuncular olmasına rağmen, genellikle çok daha fazla hayranlık uyandırmış ve iz bırakmıştır. Çünkü bu isimler, satranç dünyasına getirdikleri parlak renk ve canlılıkla yerleşik bazı kalıpları sarsıp kırmayı ve heyecan yaratmayı başarmış, adeta makineleşme ve tek düzeleşmenin soğukluğu karşısında
insanoğlunun satrançtaki ateşli isyan bayrakları gibi görünmüşlerdir. İşte satranç dünyasında gururla dalgalanan o bayraklaşmış isimlerden biri vardır ki, fedalarla dolu hayranlık verici oyunlarıyla efsaneleştiği gibi, bazı efsanevi hikayelere de konu olmuştur. Mesela rivayet odur ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya şampiyonu olan Mihail Botvinnik, Riga'yı ziyaret etmiştir. O sırada Riga'da yaşayan ve satranca karşı hem oldukça yetenekli hem de fazlasıyla hevesli olan bir çocuk, dünya şampiyonuyla maç yapmak ister. Çocuğun bu hevesli fakat ütopik isteği gerçekleşmez. Aradan yıllar geçer ve 1960 yılında 24 yaşında bir genç, dünya şampiyonu Botvinnik'i yenerek unvanı devralır. Satranç dünyasında hızla yükselen ve parlak oyunlarıyla büyüleyen genç Mihail Tal, çocukluk döneminde içinde ukde olarak kalan dünya şampiyonuyla satranç oynama ütopyasından daha fazlasını gerçekleştirmiştir. Hatta bunun da ötesinde o zamana kadarki en genç dünya şampiyonu olmayı da başarmıştır. Satranç tarihinin efsanevi isimlerinden Mihail Tal, 1936 yılında Letonya'nın Riga şehrinde doğmuş olup dünya satranç şampiyonu olan 8. isimdir. Tıp dünyasında Stakoz kıskacı sendromu olarak adlandırılan bir deformasyonla dünyaya gelen Tal'ın sağ eli doğuştan 3 parmaklıdır. Anne ve babasının kuzen olması, yani akraba evliliği nedeniyle oluştuğu tahmin edilen genetik kusurlar ve sağlık sorunları, Mihail Tal'ı hayatı boyunca rahat bırakmayacaktır. Diğer yandan küçük Mihail büyüdükçe keskin bir matematiksel zekaya, güçlü bir hafızaya ve çok iyi bir müzik kulağına sahip olduğu ortaya çıkmaya başlar. 6 yaşındayken babasından satranç öğrense de, o zamanlar satranca pek fazla ilgi göstermez. 12 yaşından itibaren büyük usta Alexander Koblenz'ten dersler almaya başladığında, satranca olan bakış açısı değişir ve ilgisi artmaya başlar. Keskin oyun stilinin örneklerini sergilediği fantastik oyunlarıyla satranç dünyasında hızla yükselir ve 16 yaşında Letonya şampiyonu olur. 20 yaşına geldiğinde ise sadece Sovyetler Birliği'nin değil, aynı zamanda tüm satranç dünyasının da dev isimleri olan oyuncuların önünde Sovyetler Birliği şampiyonu olmayı başarır. O dönemde bu başarıyı yakalayan en genç isim olur ve bu başarısıyla birlikte Büyük Usta unvanını da kazanır. Sovyetler Birliği'nin satranç dünyasına hakim olduğu ve bu nedenle Sovyetler Birliği şampiyonu olmanın dünya şampiyonu olmaktan daha zor olduğu yönünde esprilere konu olan o dönemlerde, Mihail Tal, Sovyetler Birliği şampiyonluğunu toplamda 6 kez kazanmayı başarmıştır. Nihayet 1960 yılında Moskova'da gerçekleştirilen dünya şampiyonluğu unvan maçında Sovyet satranç ekolünün yaratıcılarından ve Sovyet satrancının başat figürlerinden dünya şampiyonu Mihail Botvinnik'i 6-2'lik skorla yenerek dünya şampiyonluğunu kazanan en genç isim olur. Bir yıl sonra, 1961 yılındaki dünya şampiyonluğu rövanş maçında Botvinnik'e karşı kaybedip unvanını geri kaptırarak şampiyonluk tacını sadece bir yıl taşımış olsa da, Mihail Tal'ın adı satranç tarihine altın harflerle geçmiş
ve tüm zamanların en çok hayranlık duyulan isimlerinden biri olmuştur. Çünkü Tal, o zamanlar giderek tek düzeleşen dünya satrancında, kuru ve zevksiz oyunlarla değil, hem çılgınca hem de gayet zarif ve estetik olan bir oyun stili ve yaratıcılıkla dünya şampiyonu olmayı başarmıştır. Üstelik saman alevi misali kısa zamanda sönüp gitmemiş ve satranç dünyasının semalarında yıllarca parlayan bir yıldız olmuştur. Aynı zamanda bir satranç yazarı ve gazetecisi de olan Mihail Tal'ın, özellikle de klasik müziğe düşkün olduğu ve sağ elinde doğuştan gelen rahatsızlığına rağmen iyi derecede piyano çalabildiği de bilinmektedir. Satrançta hayal gücü çok geniş olan Tal, pek çok oyunu güçlü ve şaşırtıcı ataklarıyla kazanmıştır. Atak ve saldırgan oyun stiliyle en doğru savunmayı bulabilmenin çok zor olduğu ve içinden sadece kendisinin başarıyla çıkabildiği karmaşık pozisyonlara rakiplerini ustaca sürüklemesiyle bilinir. Pek çok satranç otoritesi onu tüm zamanların en büyük hücum oyuncusu olarak görür. Umulmadık taş fedalarıyla kendine özgü karmaşık ve kaotik pozisyonlar oluşturabilmesi ve bu şekilde rakiplerini adeta hipnotize etmesi sebebiyle Mihail Tal, Riga büyücüsü olarak anılır. Hatta o kadar ki bazı satranç oyuncuları oyun sırasında Tal'ın rakiplerini gerçekten de hipnotize ettiğini bile iddia etmiştir. Zira Tal, vezirinden altına kadar çoğu kez de birçok taşını peş peşe feda ediyordu ve dışarıdan bakıldığında bunu hiç çekinmeksizin büyük bir rahatlıkla yapıyordu. Hatta taş fedası yapmaktan çekinip kaygı duymak bir yana, bundan delice zevk alıyor gibiydi. Rakiplerini hipnotize etme iddiasının açıklaması, Tal'ın öngörülmesi çok zor olan peş peşe yaptığı taş fedalarının ve tahtada yarattığı kaosun, rakiplerinin üzerindeki şok edici psikolojik etkisinin yansımaları olsa gerektir. Nitekim Tal, satranç hayatının başlarında farkına vardığı önemli bir nokta sonrasında, oyun stilinin gelişimini ve nasıl dışarıdan oldukça rahat görünen bir şekilde taş fedası yapabildiğini şöyle anlatır. Daha sonra oyunlarımda başarılı olmaya başladım. Belki de basit bir gerçeği anlamıştım. Sadece ben değil, rakiplerim de korkuyordu. Mihail Tal da elbette satranç tahtasında hesap yapar yapmasına. Taş fedalarına öyle hesapsızca girişmez. Fakat Riga büyücüsü Tal'ın becerisi esasen tam da bu noktada yatıyordu. Tal, rakibin kolay kolay içinden çıkamayacağı karmaşık ve kaotik konumları rastgele değil, kurnazca sezgileriyle oluşturuyor ve beklenmedik taş fedalarıyla rakiplerini şaşırtıp adeta sersemletiyordu. Zaman sınırlamasının içerisinde olan bu durumdaki bir rakibin psikolojik olarak etkilenmeden soğukkanlı kalması ve Tal gibi bir oyuncunun keskin saldırılarına karşı en doğru hamleleri bularak en iyi savunmayı yapabilmesi çok zordu. Mihail Tal yaptığı fedaların yanlış olduğu yönündeki eleştirilere cevaben şöyle der. İki tür feda vardır. Doğru olanlar ve benimkiler. Mihail Tal için Riga büyücüsü denilmesinin sebebi, sadece çılgınca hamlelerle rakiplerini adeta hipnotize etmesi değil, pek çok oyununun nadide bir sanat eseri misali, büyüleyici bir estetik ve güzellik taşımasıdır. Çünkü Mihail Tal, bir oyuncu ve dünya şampiyonu olmanın da ötesinde, iflah olmaz bir satranç aşığıdır ve oyunlarını bu aşkla bir sanat eserini ortaya çıkarır ya da icra edercesine oynar. Çocukluğundan beri yaşadığı sağlık problemleri yüzünden 20 kez ameliyat geçirmesine rağmen satrançtan uzaklaşmaz. Satranç aşkıyla gelen parlak başarıları dünya şampiyonluğuyla da kalmaz.
Mesela satranç olimpiyatlarında oynadığı toplam 101 oyunun 65'ini kazanıp 34'ünde berabere kalarak sadece 2 oyun kaybeder ki bu erişilmez bir rekordur. 1988 yılında dönemin iki satranç devi olan dünya şampiyonu Kasparov ve önceki şampiyon Karpov'un da yer aldığı Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda ilerlemiş yaşına ve hastalıklarına rağmen şampiyonluğu kazanır. 1992 yılında doktorların uyarılarına rağmen tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak katıldığı turnuvada dönemin dünya şampiyonu Kasparov'u yener ve kısa bir süre sonra böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeder. Hayatının son satranç maçında yaşlılığa ve hastalıklara rağmen dönemin dünya şampiyonunu yenebilmek de zaten ancak Mihail Tal gibi bir ismin başarabileceği türden ve tam da ona yakışan bir finaldir. Atak oyunun zirvelerindeki öncü isimlerden Alexander Alekhine ve Mihail Tal'ın ardından dünya satrancında olduğu gibi Türkiye'de de gerek oyun stilleri gerekse de hızlı ve parlak yükselişleriyle bu isimleri andıran genç oyuncular yetişmiştir. İşte bu genç isimlerden biri, Türkiye'de büyük usta unvanını kazanan, en genç isimlerden olan Cemil Can Ali Marandi'dir. Cemil Can Ali Marandi'nin satranç dünyasına giriş hikayesi, ilginç olduğu kadar esasen başarılı satranç kariyerinin de habercisidir. Satranca ben 7 yaşında başladım. Kuralları aslında kreş döneminde öğrendim. Ondan sonra bir gün kuzenim eve geldi ve kuzenimle ben maç yaptım. Yani her gelen aslında misafirle ben sürekli maç yapmak istiyordum. Hatta bana oyuncak almaya gittiğimiz zaman ailemden ben satranç takımı rica ettim. Onlar da basit bir heves olduğunu düşündü. Satranç takımını aldılar. Ben de her eve gelen misafirle artık maç yapmaya başladım. Kuzenim de aslında o zamanlar il şampiyonalarında dereceleri vardı. Onu bir kere yenince işte o zaman sormaya başladı aileme. Bu çocuk satrancı nereden öğrendi, kimden ders alıyor tarzı sorular. Ailem de şaşırdı çünkü böyle bir durumun olmadığını söylediler. Yani kendisi heves etti, öylesine oynuyor dediler. Ama işte beni yenmesi normal değil, bu çocukta kesinlikle bir cevher var ve satranca yönlendirin diye tavsiyede bulundu kuzenim. Ailem de tabii hemen ciddiye aldı ve federasyona gittiler. Hemen bir özel ders, bir hoca bulma arayışı. Biz Ankaralıyız. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. O zamanlar TED'de rahmetli Ali İpek ders veriyordu, grup dersleri veriyordu. Biz de onun grup derslerine yazılmaya başladık. Ondan sonra işte ben seviyeyi atlamaya çok hızlı bir şekilde başladım. 7 yaşında bir anda böyle çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladım. Hemen özel ders talep ettik Ali hocamdan ve sağ olsun kırmadı. İlk özel ders öğrencilerinden bir tanesi ben oldum. Ondan sonra yaş gruplarına katılmaya başladım. Türkiye yaş gruplarına. Önce tabii il dereceleri, sonra Türkiye yaş grupları. Buradan da uluslararası arenaya katılmaya hak kazandım. 10 yaşında Avrupa şampiyonu olarak fide ustası unvanını aldım. Bu Avrupa şampiyonluklarıma da devam ettim. Toplamda 5 kere Avrupa şampiyonu oldum ve Avrupa kıtasında bu rekor hiçbir zaman bugüne kadar egale edilmedi. Rekor bana ait. Tüm yaş gruplarında şampiyonluğum var. 10, 12, 14, 16 ve 18 yaş gruplarında. Bunun da yanı sıra 15 yaşında uluslararası usta oldum. 19 yaşında da satrançtaki en üst unvan olan büyük usta unvanına ulaşmış oldum. Ben Ali Hoca'nın kursuna gittiğim zaman şu anki bayan milli takımımızın antrenörü Adrian Mihalcic'in birkaç kere bizi ziyarete gelirdi. Ve o zaman ne kadar aslında çok heyecanlandığımı ben kendim hatırlıyorum. Şimdi ben kendim ilerledim, büyük usta oldum, A milli takım oyuncusuyum. Ve bir sürü aslında Türkiye'de büyük ustamız var.
Aynı zamanda bir sürü internette artık büyük ustalara erişme şansımız var. Yani Türkçe yayınlar yapılıyor. Ben kendim de yayınlar yapıyorum mesela. O yüzden artık büyük ustalara dediğin yani düşünecek olursam habire ulaşabiliyoruz. Genç büyük usta Cemil Can Ali Marandi, satrançla birlikte mesleğini de başarıyla yürüten ve mesleğinde de severek ve emin bir şekilde istikrarla yükselen bir isim. Ben hiç Türkiye şampiyonu olmadım. Eğitimimden dolayı hep yurt dışında olduğum için aslında Türkiye şampiyonalarına çok fazla katılmadım. En son katıldığım yanılmıyorsam 2014 olması lazım. O zaman da ufak sayılırdım. Yani satranç tabii ki hedeflerinize gerçekten bağlı. Sonuçta bir herkesin içinde bir dünya şampiyonu olma arzusu vardır ama tabii ki herkes kendi imkanlarını gerçekten değerlendirmesi lazım. Objektif olmak lazım. Ben kendim eğitimimi Amerika'da devam ediyorum. Üniversite döneminde ben Amerika'ya eğitimim için gittim. Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimlerini bitirdim. Yapay zeka üzerine de master'ımı tamamladım. Yani eğitim kesinlikle çok önemli. Ama bu tabii ki de bireyin kendi hedefleriyle alakalı. İlla eğitim kesinlikle şart mıdır? Yani bu tamamen kişinin kendi alacağı bir karardır. Biz ailecek o yolu tercih ettik. Ben hem satrançta büyük usta oldum hem de 5-6 sene sonra doktorayı bitirmiş bir şekilde yaşamımı sürdürüyor olacağım. Bu benim aldığım bir tercihti ve çok da mutluyum aslında bu karardan dolayı. Ama dediğim gibi bu tamamen bireyin kendine vereceği bir karardır. Satrancı hedefleriniz doğrultusunda çalışmanız lazım. Eğer uluslararası bir derece elde etmek istiyorsanız tabii ki de bu günün mesela 10 saat, 12 saat çalışmak çok normal. Normal bir iş gibi, meslek gibi vakit ayrılması lazım. Eğer dünya çapında olmak istiyorsanız ama eğer keyfine, hobisine oynuyorsanız tabii ki bunun zamanı birazcık daha azaltabiliyorsunuz. Bu tamamen kişinin kendi tercihi. Genç büyük ustanın satranç üzerine görüşleri ve tavsiyeleri şöyle. Satrançta bir yere gelmek için bence oyunu çok sevmek gerekiyor. Çünkü satrancı çok çalışmak, her dalda olduğu gibi satrancı çok çalışmamız lazım. Ve ilgi duymamız lazım, meraklı olmamız lazım, yeniliklere açık olmamız lazım. Yani aslında sevmekten başlıyor bunların hepsi. Ondan sonra gerisi geliyor zaten. Azim, yani motive olmak vesaire vesaire. Tabii ki de destek çok önemli. Kaygıların olmaması lazım. Yani gerçekten aslında her şeyin temeli bence oyunu severekten geliyor. Yani kaybetmeyi normal bulmamız lazım. Sonuçta 3 tane sonuç var ama kayıplarımızdan ders çıkarmamız lazım. Bunlar çok değerli şeyler. Kaybettim tekrar yani üzülmek gerekiyor ama çok da başa dert etmemek gerekiyor. Sonuçta ilk ve son yenilgimiz hiçbir zaman değil. Hep bir ders çıkarıp önümüze bakmamız lazım. Bu şekilde yani bence hep ileri bakıp mutlu olmak gerekiyor ve sevmek gerekiyor satrancı. Chess is life. Yani satranç hayattır aslında benim için. Ben kendimi bildim bileli satranç oynuyorum. Kendimi satrançla buldum. Satranç sayesinde bir sürü ülkeyi gezdim. Bir sürü arkadaşlıklar edindim. Farklı kültürlerle iç içe oldum. Ve satranç bildim bileli kendimi. İşte oynuyorum ve bir sürü de bana pozitif yanları oldu. O yüzden her şey diyebilirim satranç benim için.